Başbakan Binali Yıldırım, bölgede yaşanan istikrarsızlığın bedelini ödeyen ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu belirterek, kalıcı barışın ve istikrarın bir an önce tesis edilmesi hayati öneme sahip dedi. Bölgenin ve insanlığın baş belası olan bu terör örgütlerine karşı da amansız bir mücadele içerisindeyiz. Bu mücadele sadece bizim sorunumuz olmamalıdır. Bu mücadele bütün insanlığın sorunudur. DAEŞ terör örgütü, PKK terör örgütü, PYD terör örgütü küresel bir terör örgütleridir. Bunları bugün bize bunlar zarar vermiyor diye umursamayanlar, gerekli ehemmiyeti vermeyenler şunu bilmelidir ki bu terör örgütleri onların da canını yakacaktır. O yüzden terörle mücadelede ama demeden, fakat demeden, farklı standartlara girmeden birlikte etkin mücadele mecburiyeti vardır. Asya Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu katılımcıları onuruna İstanbul'da verilen yemekte konuşan Yıldırım, tüm dünyayı tehdit eden ikinci sorunun da göç olduğunu belirtti. Bölgemizde maalesef yaşanan istikrarsızlıklar dolayısıyla bugün göçmen durumunda olanların sayısı 55 milyonu aşmıştır. Dünyada kaç tane ülke vardır nüfusu 55 milyon olan? Belki 20 tane ülke var. Dolayısıyla bu sorunu görmezden gelmek, umursamaz davranmak ve göçü duvarları yükselterek önleyeceğini zannedenler çok ama çok yanıldığını yakın zamanda anlayacaklar.